Gazete manşetlerine geçelim tekrar. Galatasaray ve Fenerbahçe olsun bu kez ve hemen foto maçın 9. sayfasıyla başlamış olalım. Sonu Bilbao olsun UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün saat 14'te yapılacak değerli izleyenler. Devler Ligi'ne veda eden Galatasaray ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın da rakipleri aynı zamanda bugün saat 14'te belli olacak. 36 takımlı lig etabında 8 maç yapacak ekiplerimiz. 25 Mayıs'ta Bilbao'daki finalde de olmayı hedefliyoruz tabii ki. Temsilcilerimiz kurallar gereği birbiriyle eşleşemeyecek. Her torbadan iki takımı çekecek ekipler. 4'ü deplasmanda, 4'ü iç sahada 8 maç yapacak 25-26 Eylül 2024'te başlayacak grup etabı 30 Ocak 2025'te de sona erecek. Daha sonra yapılacak playoff son 16 çeyrek final ve yarı final etaplarının ardından finale 25 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentinde mücadeleler oynanacak. Muslera Hüsran Young Boys eşleşmesinin olumsuz anlamda kahramanı 38 yaşındaki Uruguaylı Avrupa karnesiyle sınıfta kaldı. Sergen Dağ'ın bir haber araştırması. Fernando Mustera'nın Avrupa'daki performansı Türkiye'yi aratıyor. 38 yaşındaki eldiven Young boy eşleşmesinde damga vurdu. İlk maçta hatalı goller yedi. Sakatlanarak oyundan çıktı. Ramspark'ta ise rakibi attı. Tekme sonrası kırmızı kart gördü. Yaklaşık 15 dakikalık sürede takımını 10 kişi bırakan Mustera. Böylece Avrupa ile bir kez daha hayal kırıklığı yarattı. <laughs> Fanatik gazetesine gelelim. 8. sayfa Fenerbahçe'ye ait Amrabat bitiyor. Yıldız futbolcuyla anlaşan Fenerbahçe, Fiorentina'nın zorunlu satın alma opsiyonundaki 15 milyon euroluk talebini aşağı çekmesi için bastırıyor. Milan'dan adli kiralayan Mormen ekşelerin 13 milyon euroya inmesi ve Amrabat'ın bu haftada İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Amrabat'ın ardından sıra Brown'da Sarı Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası başladığı sol arayışında da önemli mesafe kat etti. Ayşe Brown için 8 milyon euro teklif edildi. Gent 12 milyon euro talep etti. Tarafların bonuslarla anlaşmaya yakın olduğu da söyleniyor. Gönül alma maçı. Fenerbahçe evindeki son maçında Lille eğlenmişti. Geçen hafta farklı Rize galibiyeti gelse de öncesinde Göztepe beraberliği tarafları fazlasıyla üzmüştü. Mourinho ve öğrencileri Alanya Spor karşısında hata yapmayıp 12. adamın gönlünü almaya çalışacak. Mert dönüyor. Osay Samuel ise belirsiz bu mücadelede. Mert Hakan Yandaş bu sezon ligde ilk kez Alanya Spor karşısında kadroya girmeye hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncu geçen sezondan kalan cezası nedeniyle ilk 3 hafta forma giyememişti. Sabah gazetesinin 16. sayfasına bakalım. Samet Yüksel'in bir haberi var. Fenerbahçe günlerdir peşinden koştu. Amrabat'ı renklerine bağladı. Bitti geliyor. Yönetim Fiorentina'da forma giyen orta saha oyuncusu için yaptığı pazarlıkları bitirdi. İtalya kulübüyle 14 milyon euro ve bonuslarla anlaştı. Amrabat imza için İstanbul'a gelecek. Kanarya seri peşinde geçen hafta Rize'yi yenen Fenerbahçe Alanyaspor'u mağlup ederek yoluna da firesiz devam etmek istiyor. Bu akşamki kadro ihtimaline bakalım. Livakovic kalede, Mertçik, Uçağlar, Osterwolde defans, İsmail Fred ikilisi orta saha dönlerinde Şimanski, Tadic, San Maximen ve Edin Ceko muhtemel 11'i var sabah gazetesinde. Hürriyette de Amrabat'ı görüyoruz. Fenerbahçe'den Amrabat bombası başlığıyla 28 yaşındaki futbolcunun bugün sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe bir dönem Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Amrabat'ı kendisi ve kulübü Fiorentina'yla her konuda anlaşmaya ikna etti. Sayfanın ikinci kısmına gelelim. Alman futbolcu satın alma opsiyonlu olarak Werder Bremen'e kiralandı. Kim bu isim? Kön. Kön geri döndü, yeni Solbek ise yolda. Şubat'ta Hannover'den alınan genç Solbek kariyerine yine Almanya'da devam edecek. Okan Burun yetersiz bulduğu Köln'le yollarını ayıran Sarı Kırmızılı yönetim yeni sol Solbek adayları Lyon'dan Nicolas Tagliafico, Kulüp Brüj'den Maxim de Kuyper, Monaco'dan Ismail Jacobs ve Atletico Madrid'den Mario Hermoso isimleri var. Son gazete takvim olacak. Avrupa'da sahne bizim UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi'nde kural çekimi bugün temsilcilerimizin e, rakiplerini göreceğiz. E, formatın değiştiğini tekrar hatırlatmış olalım. Grup aşaması değil, lig aşaması olacak ve her bir temsilcimiz 8 karşılaşmaya çıkacak. 4 evinde, 4 deplasmanda olmak üzere sonrasındaki e, lig aşamasındaki puan durumuna göre de adını bir üst sıra yazdırmış olacak. Devam edelim sayfa içerisinde. Yeni hedef Onahi piyasa değeri oyuncunun 12 milyon euro. Medina'da kriz yaşayan Fener rotasını bir anda Fransa'ya çevirdi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Sarı Lacivertliler Marsilyalı Azedin Onahi'yi gündemine almış bulunuyor.